İktidar halkın durumunun farkında değil mi? Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Mehmet Tezkan'dan başlayalım. Durumunun farkında ki bu açıklamaları yapıyorlar. Ya da. Şimdi tabii üstünü örtüp konuyu değiştirip başka yerlere çekmek istiyorlar. Çünkü neyi konuşacaklar? Yani şimdi ekonomiyi konuşamıyorlar. İşte Merkez Bankası Başkanı çıkıp bir takım açıklamalar yaptı. Ne dedi? Bugüne kadar izlenen bütün politika yanlıştır. Ben bunu izlemeyeceğim. Bunu değiştiriyorum dedi. Demek ki bu iktidar gitti zaten duvara tosladı. Şimdi kurtuluşu başka birisini getirerek arıyor. Suçu da bir önceki Merkez Bankası Başkanı'yla Maliye Bakanı'na, eski Hazine Maliye Bakanı'na devrede buradan sıyrılmaya çalışıyor. Peki şimdi biz sormayacağız mı? Adam 18 ay görev yaptı, 128 milyar lirayı harcadı. Ya bunun hesabı sorulmayacak mı? Yani ki ben burada yaptım, böyle bir politika izliyorum. Ne yapalım kardeşim, bu para gitti denecek değil mi? Peki bu adamın yaptığı yanlışsa bu iktidar niye buna müdahale etmedi? Bu adam bu parayı harcarken harcadı. Peki şimdi niye politika değiştiriyorlar? Madem o doğruydu, onu yaptığı doğru. Bugün yapılan mı yanlış? Ve işaretler veriyor. Bakın diyor ki ben artık faizi arttıracağım, yükselteceğim. Doların üzerine kafasına vuracağım, aşağı ineceğim. Çünkü doların kurun yükselmesi enflasyona etki yapıyor. İşte bu da başa çıkılmaz bir hal alıyor diyor. Peki bir daha önceki bakan kuru yüksek tutarak acaba dolar lobisine mi hizmet etti? Çünkü bir takım ihale alanlar devletten hep gelirlerini dolarla alıyorlardı. O yüzden mi kur yüksek kaldı? Veya kur çok da patlayacaktı, o paralar harcandı da belli bir seviyede tutalım diye. Biliyorsunuz bütün yaz boyunca 6.83-6.85 arasında kaldı. Ayrıca esaret et. Nasıl oluyor diye. Oluk gibi paralar harcandı bu o seviyede kalsın diye. Sonra o da kontrolden çıktı. Şimdi bütün bunlara bak, gelelim şeye, salgın meselesine. O da kontrolden çıktı. Yani çünkü insanlar, bir iktidar düşünün, bir bakan düşünün, sürekli yalan söylüyor. Veya bir şeyleri gizliyor. Şimdi gizledi. Sonunda ya pardon dedi ya. Bizde vaka sayısı bu kadarmış dedi. Hepimiz ya ne olduk falan dedik. Çünkü biz o kadar karışmıştık ki haberleri izliyordum. Hasta sayısı, vaka sayısı çoğu kanal o ayrımda gitmişti. Bugünkü vaka sayımız 3000 diyordu, 2000 diyordu. Sonra dönüyordu Avrupa ülkelerini tek tek sayarken onlar da 20 bin, 25 bin, 30 bin. Bizde 3000. Öyle bir algı. Sonra insanlar diyorlar ki çok gevşedi. Sonra çok iç içe girdiler. İşte tatile gitti insanlar, şehirlerini değiştirdiler. Sonra toplandılar tekrar İstanbul'a. İşte bu yüzden bütün Türkiye yayıldı. Ya bu iktidar 6 ay ödemesiz 36 ay taksitle tatil kredisi vermedi mi? Niye verdi? Sen niye o kredi, insanlar hiç tatile gitmeyenler bile bu sene tatile gitti. Ne kadar güzel, alıyorsun 36 ayda ödüyorsun. İstediğin yere tatile gidiyorsun. Ya tatile gitmemeyi, yani insanlar sosyalleşmesin diyorsun. Aynı zamanda da insanlara kredi veriyorsun. Al kardeşim git Kuşadası'na git oraya. Ondan sonra gazeteler resimler basılıyor. Aa bu insanlar da çok oldu. Sahilde iç içe oturuyorlar diyorsun. Yani ya bir insanlara işte büyümeyi attıralım diye otomobil kredisi verdiler, ev kredisi verdiler. İkinci eller satıldı. Satılan bütün paralar dolara, euroya gitti. Oradan da çuvalladılar. Ulan dediler bu dolar mı olar? Niye fırladı? İşte böyle fırladı. Cebine 5 kuruş. Satan arabasını dolara gitti. Evini satan dolara gitti. Şimdi bütün bu gündemi konuşmamak mı lazım? Evet konuşmamak. O zaman ne yapıyorsun? İşte o zaman Bahçeli de ortaya çıkıyor. Bir anda önümüze bu HDP kapatılsın diyor. Şimdi HDP'yi zaten kitlemiş AK Parti. Elini ayağını tutmuş. İşte bütün şeydeki belediye başkanlığını almış. Yerine kanyumlar atamış. 5000'e yakın, dediklerine göre 5000'e yakın HDP yöneticisi ilde, ilçede, yönetim kurulunda çoğu yargılanıyor hapiste. HDP milletvekillerinin hepsi hakkında onlarca fezleke var. Kilitlenmiş halde bir parti, hiçbir etkinliği, faaliyet, yani kımıldayacak noktada değil. Bu kımıldamayacak noktada bir kavga çıkarma pozisyonuna giriyorsun. Bahçeli ortaya çıkıyor, ısrarla bunu kapatalım diyor. İşte kapansın için Türkiye'de bir başka gerginliğin kapısını açmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye zaten bir gerilmiş bir Türkiye var. İnsanlar işte çıkın sokağa, her yer kapalı. İnsanlar aç, perişan. Böyle bir Türkiye'nin üzerine kasıtlı olarak yeni bir
yeni bir madde koyarak yeni bir gerginlik yapıyor. Bunun ne? Bunun bir sebebi var. Kendi seçmenini evet biraz konsolide etmeye. Altından kayan seçmeni vay işte bak HDP var, HDP'yi kapatalım, bu PKK falan var diyor. Ama İçişleri Bakanı da çıkıp diyor ki ya 340 kişi kaldı bunlar topu topu diyor. Bitti diyor. Hı hı. Kımıldayacak noktadalar, doğru da söylüyor. Evet, bir PKK bir artık bir şey olmaktan, güç olmaktan da çıktı. Hı hı. Türkiye yani o bölgeyi askeri tehdit edecek bir hali yok. O bölgede de uzun süredir bir rahatlama var. Kayyumlara rağmen öyle bir şey çıkmıyor. HDP'ye orada politika yaptırmamalarına rağmen böyle bir büyük protestolar, gösteriler yok. Ama bir süredir gündemimizde sürekli HDP sokuluyor. Bakıyorum işte konuşuyoruz. Tartışma konusu ne HDP oluyor falan. Böyle bir gündem saptırma, Türkiye'yi başka yere çekme. Biraz HDP'yi işte şey yaparak, baskılayarak ve HDP korkusuyla milliyetçi şey damarı biraz kabartma çabaları içine girdiğini görüyoruz. Yani işte iki dediğim gibi bir konsolide seçmeninde çünkü büyük bir yani kayma ucu var. Erozyon var. Erozyonu evet durdurabilir miyim diyor. Bir ikincisi de ya bunlar bu başka şeyler konuşmasın kardeşim. Bak hiç mesela yani, efendim boğazına kuru ekmek giriyorsa aç değildir. Toktur sözü fazla konuşulmasın. Konu tabii ki bu konuşulmasın. Gelsinler HDP'yi konuşalım diye getiriyor. O sözde çok yani andanlı bakın bir bakış. Gerçi yani, daha sonra kendisi bir açıklama yaptı bu sözüyle ilgili. Ben öyle demek istemedim dedi. Ama dedi. Sonuçta demek istemedim diye. Yani ne yani, yani, dedi yani. Ne demek istiyorsun yani? Sen yani şimdi alaycı artık kopmuş. Bak AK Parti'de bakıyorum AK Parti milletvekilleri de o kadar sıkıntıda ki ne diyeceklerini ne yapacaklarını bilemezler. Laf atıyorlar. Ama attıkları laf artık şey oluyor. Her müdahalelere kendilerine bir fiyasko ile sonuçlanıyor. Çünkü iktidar, muhalefetin sözcülerinin çıkıp söylediklerine doğru düz cevap verecek halleri yok. Çünkü kendileri de o sözcülerin söylediklerine hak veriyorlar. Şimdi CHP milletvekili... Siz bir de şuna dikkat çekiyorsunuz. Bakanlar meclise geldi bütçe görüşmesi için. Fırçalayıp gittiler. O çok faciaydı. O talimatlı bence. Yani bakanlar bunu soracağız ama bunu birazdan. Peki. Mehmet Bey. Şimdi Mehmet Tezkan'ın bir yazısı da şunun üzerineydi sayın seyirciler. Farkındaysanız İçişleri Bakanı ya da ne bileyim Dışişleri Bakanı, Çevre Bakanı, evet, Tarım Bakanı evet, hepsi. Yani hani nedir, ne beklenir? Hani bir sorumluluk, hesap verirlik moduna girmek ve dolayısıyla hani gelen soruları bu anlayışla yanıt vermek. Ama bir üste çıkma ve adeta fırçalama şeklinde, tabii, azarlama şeklinde bir yaklaşım vardı. Mehmet Tezkan bunun tesadüfi olmadığı görüşünde. Bunu da konuşacağız. Tekrar edeyim, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da saat 23'te Skype bağlantısıyla bizimle birlikte olacak. Oradaydı, görüşmelerin içindeydi, o nabzı çok iyi tuttu. Biz de kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Aytun Çerkin ne dersiniz? İktidar farkında değil mi halkın yoksulluğunun, açlığının, esnafın zor durumunun? Ve bu sözlerden ne çıkarmak gerekiyor? Şimdi iki konu bir aydır, bir buçuk aydır gündemimizde. Farkında oldukları için ekonomi reformu, hukuk reformu diyorlar. Yani Türkiye'nin sıkışmış olduğu noktaları tespit etmişler. Şimdi niye bir iktidar ekonomi reformu der? Ekonomide bir şey iyi gitmiyor demektir. Niye hukuk reformu der? Yargıda sorun var, bir çürümüşlük var ve bunu aşmamız gerekiyor der. Şimdi aslında iktidarın bir tarafı ısrarla ekonomi reformu ve hukuk reformunu gündeme getirmek istiyor gibi gözüküyor. Fakat çok ilginç bir şekilde iktidarın diğer ortağı bir anda çıkıp o mesela hukuk reformu denildikten sonra bir anda bir bakıyorsun Demirtaş çıkıyor, bir anda Kavala çıkıyor. Sert bir şekilde yüklenme. Şunu da biliyorlar. Cumhurbaşkanı'nın en hassas iki kelime, iki cümle diyelim ya da işte iki isim. İki isim. En hassas olduğu iki ismi söyleyerek, dile getirerek can damarından vuruyorlar ve orada hukuk reformu duruyor. Arkasından yine mesela ben geçenlerde de söylemiştim. En çok Türk'ü Kürt'ü birleştiren Kars'taki belediye başkanına operasyon yapmanın ne anlamı vardır mesela? Ayhan Bilgen'e. Evet, yani şimdi aklı başında olan, yani aklı başında düşünen, bu ülkenin politik sosyolojik durumunu gören, insanlarla ilişkilerini gören, belediyedeki durumunu gören birisi
der ki ya ben bu Ayhan Bilgenlerle kavga etmeyeyim, tam tersi bu adamları güçlendireyim der. Ha. Hani Türkiye'leştirmek istiyorsak HDP'yi de kendimizi de, yani bir bütünlük sağlıyorsak. Ama sen Ayhan Bilgen'i de tutukluyorsun. Onu bile kabul edemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani orada o Kars Belediyesi'nde neler, ne olduğunu aslında çok fazla irdeleyemedi insanlar. Yani neden irdeleyemediler? Korku ve endişeden dolayı. Ama orada bir takım isimlerin bir yerlerde baskılar yaptığı, MHP tandanslı isimlerin orada neler yaptığını aslında yerel gazetelerden de biliyoruz. Oralı gazeteci arkadaşlarımızın diyaloglarından da biliyoruz. Ve ben kim bu Ayhan Bilgen, kim bu Kral Çıplak diyen Ayhan Bilgen diye bir yazı yazdım. Ya adamın yazılarını, röportajlarını okuyorum. Evet, bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan, aslında HDP'nin de kısmen ihtiyacı olduğu bir dili konuşmaya çalışıyor. Halk da öyle söylüyor evet. Zaten. Halk da öyle söylüyordu. Evet, aslında halkın da talebi bu. Yani diyor ki oradan talimat almayalım, buradan almayalım, seçimleri düzgün yapalım. Kendi eleştirilerini yapabiliyor. Türkiye'nin politikalarını eleştirebiliyor, yani iktidar politikalarını, ama o eleştirileri de bu topraklardan yapıyor. Şimdi buna bile tahammül edemiyorsan, burada işte ikili iktidar olmanın verdiği bir sıkıntı var demektir. Şimdi HDP kapatılsın. Evet, nereden çıktı bir anda HDP kapatılsın? Tamam, bunu gündeme getiren işte Aydınlık Grubu vesaire bunu uzun zamandır dile getiriyorlar. Başka bir politik açıdan onlar da bakıyorlar olaya, ama HDP kapatılsının gündeme getirilmesini nereye oturtacağız? Yani şimdi HDP kapatıldığı zaman ne olacak? Ne olacak bir kere? Bir kere parti kapatmayı 2015'te bu meclis MHP'nin oylarıyla zorlaştırdı. Bunu kendileri farkında değiller mi acaba? 2015'te yasa değişti. Ve orada meclis genel kuruluna gelecek bir kere kapatma olayı. Davası açılması için. Yargıtay ben hadi açıyorum diyemeyecek durumda. Köşe bir meclise gelecek. Meclis onaylayacak. Cumhurbaşkanı'na gidecek. Cumhurbaşkanı görüşecek. Hani bu artık kararnamelerle yürütülüyor. Bahçeli zaten meclise gelsin istiyor. Meclise gelsin ki gümbürtü çıksın orada. Ha. CHP'yi zorlayayım. Evet. İyi Parti'yi yapayım. Karıştırayım. Ama Numan Kurtulmuş'u... Onu istiyor. Şimdi ismini yaptı. Numan Kurtulmuş'u saldırdı. Yani AK Parti'ye de o bakımdan. Numan Kurtulmuş'u eleştirdi, onu da eleştirdi, İyi Parti'yi eleştirdi. AK Parti getirmez AK zaten. AK Parti'nin de. İçindeki birkaç isim falan diyerek yaptı. Hani hepsini söylemiyorum demeye getirdi, ama şimdi bu ne biliyor musunuz? CHP, İyi Parti, HDP'yle yan yana şeytanlaştırma denilen şey var ya aslında. Politik anlamda baktığımız zaman, siyasi anlamda baktığımız zaman, tahlil ettiğimiz zaman HDP ile CHP'yi yan yana koyduğun zaman CHP içindeki milliyetçileri de, o Kemalist milliyetçileri de, sağ Kemalist dediğimiz yapıyı da çok ciddi bir şekilde etkileyeceklerini düşünüyorlar. Ha, politik olarak haklılar mı? Bence haklılar. Yapabilirler buradan kaçma. Ama gerçek gündem de ağızlarından kaçıyor. Yani duyguları bir anda ortaya çıkıyor. Kuru ekmek diyorlar, bilmem ne diyorlar. Şimdi biraz önce hani program başında siz anons ettiniz ya konuşurken. Yani şimdi kendi aralarında bir iç çelişkiler var. Yani Pelikan dediğimiz yapının, Berat Albayrak'ların gitmesinden sonra başlayan çok ciddi bir tartışma şeyleri sürüyor hala burada. Şimdi Pelikan'la ilgili hazır bak ben demedim, sen dedin Pelikan diye. Ben bir kuş olarak kuş olarak söyledim. Evet. Peki. Evet. Resmi vardı geçen. Resmi vardı onun. Şimdi hayır, ben şunu söyleyeceğim. Yani Sayın Bahçeli'nin yapmak istediği kesinlikle Sayın Tezkan'ın dediği gibi milliyetçi bir çizgide tam anlamıyla herkesi bir araya toplayabilmek, aslında İyi Parti'ye biraz oynuyor. Yani oraya daha da deşmeye çalışıyor. Çünkü evet, İyi Parti'nin ne kadar çok partili, çok farklı isimlerden oluşan bir parti görünümü de olsa genel itibariyle oy ve taban olarak MHP ülkücü camianın önde gelen isimlerini kurduğu ve tabanı da oraya oturuyor. Şimdi bu tabanı ve ayrıca şunu da biliyoruz, İyi Parti'ye küs olan, hani umduğunu bulamayan eski Ocak başkanlarının da olduğunu, etkili Ocak başkanlarının olduğu da konuşuluyor. Bu yüzden buraya devamlı oynamaya çalışıyor Sayın Bahçeli. CHP'yi de HDP'nin yanına itiyor. HDP'nin yanına itiyor. Böyle bir politika aslında kısır döngüye döndü Türkiye'deki siyaset. Meclise getirseler. Tamam.